gençler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır çok istenen oda vlogunu çekiyoruz. O zaman geçelim. İlk girdiğimiz zaman burada iki tane maske var. Bu maskeyi annem yurt dışından getirmişti. Bir de kaykayım var. V for Vendetta maskesi. Ben de kullanıyorum. Şimdi bu tarafımıza bakarsak benim canımın içi, bütün enerjimi, bütün stresimi attığım canım baterim var. Çok seviyorum onu. Yani çok seviyorum. Burada şeylerle, kablolarla iPad'a bağlıyorum. iPad'dan müzik açıp sonrasında kulakla... Ya, bu elektronik batarya olduğu için dışarıya herhangi bir şekilde ses vermiyor. Dışarı çıkan tek ses vurduğumuzdaki sesi oluyor. O yüzden sesleri kulaklığa veriyor. Ben de kulaklığın arkasına bir de kendi bataryanın üstüne müzik açıyorum. Müziğin arkasından da çalıyorum. Takılıyorum yani öyle. Sonra burada, bunu zaten görmüştünüz bir TikTok videomda, salıncağım var. Salıncağımı çok seviyorum. Genelde salıncağımda yaşıyorum zaten. Ondan sonra burada salıncağımın birazcık şeyinde kaldılar ama grup şeyleri var. Posterlerim var. Bütün grupları, burada asıl olan bütün grupları çok seviyorum. Bunlar zaten klasik olanlar. Bazı posterini bulamadıklarım da var. Ama eğer bulursam tabii ki de onları da asacağım. Zaten odamda pek boş duvar yok. O yüzden yer bulabilirsem asacağım. Böyle. Daha sonrasında burada yatağım var. Yatağımda bir sürü yastık var. Bunu bana Deniz hediye etti. Onunla çektiğimiz videodan sonra. Onu ne zaman izlemiş olursunuz bilmiyorum ama. Daha sonra yine asla hiçbir boşluk bulunmayan duvarım var. Burada manga sayfalarım var. Bir dakika, yatağımın üstüne çıkıp anlatacağım. Burada manga sayfalarım var. Onun aşağısında Bakugan ve Todoraki var. Sonra burada bunları Hisoka'ya özenerek yapmıştım. Duvara girmeye çalışan kartlar var. Sonra burada benim bir çizimim var. Burada annemin bana, ben ilk Harry Potter izlediğimde, ben küçüklüğümden beri Harry Potter manyağıyım. İlk Harry Potter izlediğimde ki ilk Harry Potter izlediğimden sonraki doğum günümde annem bana Harry Potter'ın mektubu yapmıştı. Üstünde de Alisa Sevensever yazıyor zaten. Burada. Onun dışında bu duvarda var. Bu cam boyama bir ara TikTok'ta çok ünlüydü. Ondan yapmıştım. Deko var. Burada da annemin ve dayımın gençliğinden kalma olan kasetler var. Günümüzde kasetler artık kullanılmıyor. Yani belli bir onları çalmak için bir aletiniz olmadığı sürece kasetler çok popüler değil. Genelde benim gibi dekorasyon için kullanıyorlar. Eskiden CD'ler ve telefonlar yokken müzikler bunların içerisine kaydedilmiş ve radyoda dinlenilirmiş. Tape'de dinlenilirmiş. Tape çalarda dinlenilirmiş, pardon. Ve işte bunlarda sanırım görüntüde oluyor muydu? Hayır. Görüntü başka mıydı? Tabii ki. Tamam. O VHS kasetleri onlar. Onları da bilmezsiniz. Pardon. Ve bunları mesela ileri geri almak için kalemle sararlarmış böyle. Buraya kalem sokup, şuradaki deliklere kalem sokup böyle kalemi çeviriyorlarmış. Geri sarıp geri almak için. Böyle. Manga panellerim hakkında da, yani ben ilk anime izlemeye başladığımda bunları çok insan yapıyordu. Ben de dedim ki ben de yapayım. Ama mangalarımı harap etmek istemediğim için ve bende olmayan mangalardan da sayfalar var burada. Bütün gün boyunca araştırma yapıp Bunların hepsini anneme atmıştım. Annem de okuluna gidip bunları çıkarttırmıştı. Ve bunların hepsi birer A4 kağıdın üzerindeydi. Ve ben bunları teker teker kesmiştim. Teker teker kestikten sonra her birinin dörder şeyine, kenarına patafix yapıştırarak hepsini duvarıma yapıştırmıştım. O zamanlar ilk izlediğim anime My Hero Academia olduğu için genel olarak My Hero Academia'dan paneller var. Ama aralarda başka animeleri de bulabilirsiniz. Bunu daha da büyütmek istiyorum ben aslında ama yer kalmadı. Belki böyle şuralara doğru olabilir. Devam ediyoruz. Sonra bu köşemiz var. Bu köşe de çok fazla şey var. Şimdi burada öncelikle One Direction posteri var. Çünkü ya küçüklüğümden beri ben One Direction'ı çok severim. Daha sonrasında Platform 9.3 çeyrek şey var, bileti var. Bu şununla annem aynı zarfa koymuştu. Böyle biletle mektubu yan yana koymuştu. Bu da beni çok mutlu etmişti. Sonra işte Harry Potter posterim var. Ve burada da direkt Harry Potter evrenine ait şeyler var. Bir tanesi düşmüş orada. Olsun. Düşmüş. Harry Potter evrenine ait şeyler var. Kartlar var. Hepsini, bunların da hepsini teker teker astım ben. Harry Potter'ı dediğim gibi küçüklüğümden beri çok sevdiğim için odamda da böyle bir köşe bulunmasını istedim. Bunların da zaten bir Instagram post atmıştım. Daha sonrasında burada Melanie Mercedes, canım adı beni ben büyürken çok yani şarkılarını dinlediğim bir şarkıcıydı. Sonra burada aslında gitar asılıydı. Gitar sonra... Kafana düştü. Ne oldu biliyor musunuz? Bakın şimdi ben bir gün uyuyordum, tamam mı, burada. Ondan sonra şurada bir tane takılık vardı. Takı kutusu değil de böyle demir bir şey vardı. Burası boştu. Bu gitarda şurada bir tane çivi var. Çivinin üstünde duruyordu. Ondan sonra gitar buraya düştü. Sonra buradaki takılık benim kafama düştü uyurken. Ben böyle ne oluyor diye uyandım. Çok komikti ama ben sonra aynı riski almak istemediğim için bunu geri asmadım oraya. Burada mum var. 8 top var. Arkadaşımdan bana kalmış bir anı var. Onun dışında asa var. Önemli. Aa, ne düştü? Ya hayır, ben bunu yeni astım biliyor musunuz? Ben bunu bugün asmıştım. Hazır olan şarkıdan o zaman göster beni olduğunu. Tamam. Bu normalde duvar halısı ama benim duvarımda yer olmadığı için ben tavandan sana karar verdim. O zaman şöyle çekeyim bunu da. Yattığı yerden böyle görünüyor yani. Değil mi? Evet. Evet, devam ediyorum. Asam var burada. Asam'la annemin bir arkadaşı unutmuştu benim için. Yine Harry Potter manyağı olduğum için bayağı uğraşmıştı bunun üzerine. Sevgiler Çeli. Çelen abiye sevgiler buradan. Daha sonrasında almak için çocuk menüsü yediğim kara kedi gözlüğü önemli. Kara kediye bayılıyorum. Direkt Uğur Böceği ve kara kediye bayılıyorum. Sonra bu da çok kötü. Bu da benim ilkokulda annemin okuluna gelmişti. Bir tane nedir onun adı? Seramik atölyesinden birisi gelmişti ve ben de bunu yapmıştım ama kururken şurası şöyle kalkmış. Altında da 2A Alisa yazıyor. Daha sonrasında burada işte makyaj malzemelerim. Çok olmasa da. Çok yapmasam da. Olsun. Sonra burada ojelerim var. Oje sürmeyi seviyorum ama. Sonra güneş kremim var. Güneş kremi sürmeyi unutmayın gençler. İşte saç kremi, parfüm. Ivırlar zıvırlar. Sonra burada takı kutum var. Bu top modelli takı kutusu küçüklüğümden beri var. Bayağı da tutuyor. Böyle duruyor burada. Takılıyor. Ve son olarak çalışma masamdan önce Harry kafamın içinde Harry şarkıları çalıyor şu an benim. Harry önemli çünkü. Harry de dediğim gibi ben One Direction'ı çok seviyordum küçükken. Ve Harry de benim büyürken çok dinlediğim şeylerden bir tanesi. Niye yamuk tutuyorsun anne kamerayı? Hem Harry'i hem seni alabilmek için anneciğim. Dur şöyle yapayım peki. Daha sonrasında ya Harry'i çok seviyorum. Ve sonra çalışma masam var. Bu arada bu sandalyeyi ben hem burada hem bataryayı çalmak için kullanıyorum. Şimdi direkt çekeyim bunu buradan. Burada ya benim bu sakarlığım var ya, neyse alırım onu. O da Todoraki'ydi bu arada. Her yerde Todoraki var. Derken bir tane daha bir şey göstereceğim size. Burada da benim şeyim var. Çapulcu haritam var. Bunu da aslında bunu da duvarıma asacaktım biliyor musunuz? Ama birazcık yer kalmadığı için asamadım. Çok büyük çünkü bu. Sonra burada birkaç tane kitap var. Gollum var. Kalemlerim var. Bir de burada ıvır zıvır var. Bir de kurbağalı içi boş ama kumbaram var. Birikimlerim, hayat birikimlerim. Bir de son olarak size şunu göstermek istiyorum. Bir dakika bakmayın. Bakma şu tarafa bak. Oraya bakma. Şuraya bak. Orada bak. Hazır mısın? Çocuğum benim. Annem. Bir tane de Todoraki maketim var. Bundan ben şeye de yapacağım. Deniz'e de yapacağım. Sürprizi fazla. Neyse Deniz sana da yapacağım bundan. Getireceğim. Onun da videosunu çekeceğim. Hem yapılış videosunu çekeceğim hem de Deniz'e götürdüğüm ve Deniz'in tepkisi olan videoyu çekeceğim. Onun için de abone olmayı unutmayın kanalıma. Sanırım bu kadardı video. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Bana isterseniz YouTube videomda görmek istediğiniz içerikleri yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. O zaman hoşça kalın.